Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi insanların çok bildiği bazı tabirler oluyor. E ama öyle bir şey ki din kitaplarına bakınca çok iyi bildiğimiz, siz zannettiğimiz konularda da birçok eksiğimiz var. Aslında öyle değilmiş gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de Açgözlü olmakla ilgili şimdi herkes biliyor aç açgözlülüğün ne olduğunu az çok işte e, kötü bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Peki din kitaplarında dini kitaplarda dinimiz bu konuda ne der Aç açgözlülüğün için şöyle bir biraz daha doldurabilir miyiz? Şimdi Mustafa Bey açgözlülüğün bir tarifi yapılmış kitaplarda ee, buna tama deniyor terim itibariyle dini terim itibariyle. Biz aç de gözlüğün. kullanıyoruz onu tamah. Ha, şeyleri, tamahkar, diyoruz. Evet. tamahkar diyoruz Anadolu'da da kullanılır. Tamak yaradan falan diye. Evet. Şimdi tabi e, e, tabii kitaplarda bunu tarif yapılırken de tarif yapıyor. Her şey mi aç gözlük? bu tarifi e, yapmışlar ki ha diyorsun bu kalıba değil bu benim anladığım gibi değilmiş. Ne diye tarif ediliyor? Aç gözlük dünya lezzetlerini haram yoldan aramak. Elde etmek demekmiş. Hı. Helal yoldan ara ama çok arayabilirsin. O kıttaya giriyor zaten otomatik olarak. Hı. Mesela birisinde bir araba gördüm. Araba gördüm. Onu hani katakulle yapacaksın bilmem ne yapıyorsun tokat diyorsun. Ya adamı aynı şekilde arabadan indiği zaman e, hani diyorlar ya düz kontak nasıl yapıyor nasıl bilmiyorum. düz kontak yapıyor ya da adam bir şey alacaktır da arabanın üstünden koy Hemen basıyorsun götürüyorsun mesela arabayı. Aç gözlüktür hırsızlıktır. Tamam Yani bir başkasının malına tamah ediyorsun. E şimdi ya ne güzel arabası var. Allah Teala bana da versin. Çalışır kazanırsan kıpta etmek. Bu men edilmemiş. Reddedilmemiş. Evet. Aç gözlük men edilmiş. Aç gözlük de tarif edilirken ya dünya lezzetlerini haram yollardan aramak elde etmek. Bir haram de yollardan. her şey mübahtır. Evet. Demek yani, yani. elde etmek zaten için. Şey. Zaten o güzergaha girersen o rotaya girdiysen artık önünde hiç engel tanımazsın. Hiç engel tanımazsın. Ve doymaz da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki aç gözlüğü anlatırken, e, anlatırlarken buyururlar ki bir kimsenin bir vadi dolusu altını olsa ikinciyi görünce ikinciyi de ister. Üçüncüyü görse üçüncüyi de ister. Yani bir kere e, oraya düştüyse, o kulvara düştüyse bu Allah-u Teala korusun. Onun için kitaplarda e, aç gözlük için kalp hastalığıdır. Kötü huylardan diye anlatılıyor tamakarlık. E, Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o şerifin sonunda da buyuruyor ki insanın gözünü bir avuç toprak doyurur. Hatta şöyle bir hadise anlatırlar. Vaktiyle hükümdarın birisi e, çıkmış. işte kendisi deniz e, kenarındaymış e, sarayda. Bakmış deniz kenarında e, balık oltasına atmış balık tutanlar var. Tabi hükümdar olduğu kılığı, kıyafetten mahiyetinden de belli olduğu için tabi herkes toparlanmış ona. Bakmış orada bir gariban balıkçı var. Ona hani hükümdar ya, bir bağışta bulunacağım falan. O da hani bedavadan olmasın, beleşten olmasın diye balıkçıya demiş ki at demiş oltanı. Ne gelirse demiş ağırlığınca altı vereyim sana. Hani bir bedel karşılığı gibi. O da atmış bakmış bir şey takılmış oltasını çek 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 bana. Bakmış bir insan kafası. Kuru kafa. Kuru kapı. Kefe. Kemik. Yani, tutsan 100 gram 200 gram zor gelir. Getir demiş tamam söz veriyor. Koyuyor teraziyi. 100 gram koyuyorlar çekmiyor. 200-500 gram 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. E demiş ya bu ne kadar gelir ki bu? Bir türlü çekmiyor. E demiş bu bu kadar gelmez. Niye demiş altını koydukça demiş kalkmıyor bu. Niye e, şey yapmıyor falan. Nihayet alim birisi var bunu çağırmışlar. E, demişler bunun sırrını çözemedik biz. Nedir bu? Ne değildir bu falan. Demiş efendim demiş bir toprak getirin. Bir toprak getiriyorlar. Gözüne bir koyuyor şak diye terazi kaldırıyor. <laughs> bu ne demek diyor. <laughs> Diyor ki efendim diyor, bu aç gözlünün kafatası. <laughs> Bunun gözünü diyor bir avuç toprak doyurur. Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bilirmiş. Aç gözlü olunca Allah talak olsun. Ölçü mülçü falan dinlemez. Hatta kitaplarda anlatırken tamah yani aç gözlü kişinin herhangi bir ihtiyacı sebebiyle dinini, mukaddes bildiği şeyleri o ihtiyacı için feda etmesi elden çıkarmasıdır Ya. Evet. Allah talak olsun. Adam mesela diyelim ki haram olan bir şey düştü, eroyine alıştı namusunu, ondan sonra devletini, devlet sırrı varsa o sırları, bayrağını, vatanını hepsini satar. Ben e, bir gün bir e, böyle bir araştırma yapmak için bir doktorla, kendi sahasında ihtisas bir doktora şeyi sormuştum. Doktor olarak hangi sınırda siz alkolik diyorsunuz? Eroin esrar kullananların yani hangi miktarda olanları? Dedi alkolik o e, alkolik olabilmesi için işte e, belli bir sınırlar falan söyledi. Bu noktaya gelince artık dedi buna deriz alkolik deriz. Peki dedim şey e, eroin mi? Dedi verirsin eroini. istediği an bitmiştir o dedi. Hmm, tekrar isterse yani. Evet tekrar istediği İhtiyaç an bitmiştir. Dedi, evet. De, e, o bitmiştir dedi. Artık dedi e, o isteme noktasına gelince onun gözünde ana, baba, devlet, bayrak, vatan, millet, din, min hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey ya kendini sat satar. O zehiri elde edebilmek için dedi. Evet. Yani e, allah Teala muhafaza buyursun. Bu şekildeki böyle bir şey aç gözlü kişinin herhangi bir ihtiyaç sebebiyle dinini. O kendine göre ona ihtiyaç kabul ediyor. O ihtiyaç her şeyi veriyor. Evet her şeyi veriyor. Nefsin isteklerini yerine getirmek için de veriyor. Mesela zamanımız var mesela. Bu da aç gözlük içerisinde anlatılmıştır. Sırf meşhur olabilmek için, şöhrete kavuşabilmek için Herkes benden bahsetsin diye namusunu, iffetini, her şeyini veriyor. Hı. Yok mu? Zamanımızda aynı şekilde çok, mevcuttur. Çok. Aç gözlük değil mi? Evet aç gözlük. Ee, mesela nefsin isteklerini yerine getirmeye çalışan kimse çeşitli kimselere muhtaç olur. Eğer o kimseler onun ihtiyacını yerine getirirse bu kimseye istedikleri her şeyi yaptırırlar. Onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalır. Onlara karşı her yaptığı her şey artık dünya menfaati için olur. Allah saçın olmasın. Öyle Dediler tamam bir erkeğe sana işte bu istediğin kadını veririz. Verdiler de mesela. fotoğraflar şey yaptılar. Bunu yaparsan öyle ondan sonra artık köle olurun. Veyahut da aynı şekilde bir kadına senin, iste senin istediğin erkeği sana ayağına getiririz. Fotoğraflarlar ama onu sana bunu yaparsın. Ne oldu? Köle oldu. Eroini alıştırmak da böyle. Diğerlerini de aynı şekilde alıştırmak da öyle midir? Elbette öyledir. Bir gün Ebu Kasım, Bişr Hazretleri Ebu Said Mehni Hazretlerine hitaben, Ey Ebu Said, tama ve dünya düşkünlükten kurtulmaya gayret et. Çünkü insanda tama yani aşk gözlük varken ihlas yani her şeyi Allah için yapma arzusu bulunmaz. Kulluk ihlasıyla olur. Şu hadisi kutsiyi unutma allah Teala Miraç gecesi Peygamber Efendimiz'e <laughs> hitaben. farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. konum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle iştir, benimle görür, benimle her şeyi iptar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu. Yani buyuruyor ki eğer böyle olmazsan, insanlardan beklersen o beklentilerini elde etmek için rotanı bir kaybedersin. İşte aşk gözlük aynı şekilde rotasına giriverirsin. Ondan sonra da o insanların kölesi olursun. Bir daha toparlanamazsın. Bir daha da toparlanamazsın. Her türlü kötülüğü yapabilir misin? Evet her türlü kötülüğü yapabilirsiniz. Şeyde bir gün böyle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne işte zamanın sultanı bir kese altın gönderiyor. Talebesinden bir tanesini de bir tanesine de böyle hava yağmurlu ve ortalıkta her taraf çamurlu sular birikmiş falan. Diyor ki bu altınlardan bir kısmını at diyor şu çamurların üstüne. Tarif peki diyor, diyor fırlatıyor. Fırlatınca o insanlar bir koşuyorlar böyle. Saldırıyorlar. saldırıyorlar falan. Ondan sonra tabii talebeleriyle beraber gördünüz mü diyorlar. Kanat yok, aç gözlük var. Aç gözlük de bir de bedava elde etmek var çalışmadan, alın teri dökmeden elde etmek. Yani e, ben diyor yani çalış, çalışırsam diyor 10 senede diyor para biriktirirsem ondan zaman araba sahibi olurum. Ama gelirim diyor bunu çalarsam diyor ben şimdi benim olur diyor. Ve tabancayı çekerim adamın üstündeki paraları alırım diyor. Benim olur. Ben bunun sahibi olurum. Çalışmadan elde ediyor. Evet. Ve zamanımızda da yok mu öyle? E, zamanımızda da çok. Çalışmadan bedavadan aynı şekilde bunlar eee Öyle olur mu? Öyle olur. İşte e, Mevlana Celalettin Hazretleri onları görünce buyuruyor ki bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini kirletir ve batırır. Dünya ehli o altınlar için çamurlara saldırdı. Her taraf e, e, berbat oldu. Biz çocukken e, düğünlerde şimdiki nesil tabi nereden bilecek onları da böyle Mustafa Bey siz hatırlamazsınız onları. Delikli paralar vardı. Bir kuruş. iki buçuk kuruşlar var delikli. Eee o düğünlerde de o sen atılırdı bunlar. Hususen toplanır onlar ama. E, para da kıymetli değil demek ki o zamanlar. O delikli paralardan falan. Böyle nerede çamur varsa oraya atarlar. Tamam mı? Bir fırlatırlardı çocuklar. Hurra. <laughs> Toplaması güç olsun. İki kuruş topluyorsun ama üstün başın. <laughs> iki kuruş yakalamışım. Kuruş ama ha. Lira da değil. İki kuruş. <laughs> ee, i̇şte Mevlana Celi elektron Yazıyetleri'nin buyurdukları gibi. işte onu alabilmek için aşk gözlük yapıyorsun. Halbuki o bir kuruş seni ondurmaz. Şey yapmaz da falan. ...ama insan aç gözlük yapıyor... ...şey yapıyor... Şimdi ...bu sadece bu konularda değil... ...mesela dinimizin bildirmiş olduğu... ...bazı hususlar var... ...ondan sonra insana ile alakalı... ...hususlar var... ...belli bir sınırdır o... ...mesela... ...siz kendiniz de daha iyi biliyorsunuz... ...doktor yazar reçeteye... ...der ki işte bu... il ...hapları bir haftada... Ee, sabah akşam tok karnı alacaksın. Ee, Siz de rastladınız mı başınıza geldiğimi bilmiyorum. Ben rastladım. Adam bakıyor ya diyor bir hafta diyor çok uzun zaman diyor. Madem bunlar iyi olacak diyor. Adam adam aç gözlük yapıyor. çabucak saatte kavuşayım diye. Ben diyor bunun diye hepsini bir günde alıp diye bir günde saatte kavuşuyor falan. Aç gözlüğün cezasını mı görüyor? Evet, aç gözlüğün cezası görüyor. İşte midesini yıkayan yetişenler de var, zehirleyip ölenler de var. Demek ki dünya lezzetlerini haram yollardan temin etmeye aç gözlük denir. Dünya lezzetlerini. Bu ekmek olsun, su olsun, yiyecek olsun, yiyecek olsun, ne olursa olsun. Mevki makam da buna dahil midir? Evet, mevki makam da buna dahil. Haram yollardan. Peki meşru yollardan, meşhur yollardan zaten dinimiz onu menetlemiş ki. Hatta böyle bir diyelim ki mevki makam sahibidir. Ondan sonra ne ben hali vakti düzgündür. Ona gıpte etmek, imrenmek, onun gibi olmak o menetlememiştir. Ama onun elindekini almak tabi başka haramlar da getiriyor. O, bu sebepten dolayı açgözlülük men mi edilmiş? Evet men edilmiş. Kötü müdür? Evet efendim. Kötü huylardan diye bahsediliyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.